Bizon TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir yayınla daha karşınızdayız. Bugün enerji uzmanı Volkan Aslanoğlu bizimle. Hoş geldiniz. Merhabalar Zeynep Hanım, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi valla, hızlı gündeme yetişmeye çalışıyoruz. Evet, bir yanda koronavirüs var, bir yanda da Amerika'da petrol fiyatları sert bir düşüş yaşadı ve tarihte ilk kez sıfırın altına düştü. Şimdi bu düşüşün nedenlerini konuşacağız. Biz sizinle daha önce röportaj yaptığımızda OPEC krizini konuşmuştuk. Ama şimdi bu sadece Amerika'yı ilgilendiren bir durum sanırım. Ya da öyle mi? Bunun detaylarını konuşacağız ama önce ben size sorayım. Bu düşüşün nedenleri neydi? Ya şimdi öncelikle düşüşü doğru analiz etmek lazım. Ya böyle dün yine şey havası oluştu. Sanki böyle petrol alana işte üstüne para veriyorlar falan. Ya böyle bir durum değil. Şimdi şunu ayırt etmek lazım. Amerika'da bazı temel ham petrol tipleri bir ay sonrasına, yani bu işte bir yıl sonrasına falan da yine daha iyi şekilde vadeli olarak işlem görür. Dün Mayıs vadesinin son günüydü. Ve şimdi bunda bu petrolü bir kısım insan ihtiyacı olduğu için alıyor, firmalarında tüketmek için. İşte havayolu firmaları, şunlar bunlar. Bir takım da trader diye tabir ettiğimiz insanlar, ben bunu alırım, kar ederim, takas ederim vesaire falan diye alıyor. Fakat bu tecrübesiz traderlar, yani stoklamanın bu denli dolduğunu, stok kapasitesinin kalmadığını ve bu petrolü herhangi bir şekilde teslim alamayacaklar. Çünkü en ufak hacimler 1000 varilden başlıyor. 1000 varil dediğiniz 159 bin litre. Dolayısıyla bunu son gün elden çıkartmak zorunda kaldılar. Fakat işte sizle son konuştuğumuz tarihten bu yana ben halen evdeyim. Mesela sanırım bir ayı falan geçti. O zaman Evet. konuşmuştuk talebin ne kadar düştüğünü. Zaten ortada bir talep yok. Üstüne üstlük bir de şey de yok. Bunun depolanabileceği bir yer yok. Kaldı ki Amerika'da bu WTI ve benzeri petrollerin teslim alındığı yer Oklahoma'da bir bölge. Yani bu şey de değil. İşte hani bazı yerlerde ekstra depolama daha rahat sağlanabilir. Öyle bir durum da söz konusu değil. Dolayısıyla Mayıs ayı için Amerika'da başta WTI olmak üzere diğer petrol tipleri de eksiği gördü. Ancak şöyle bir durum var. Ya WTI dünya üzerinde ticareti yapılan yüzlerce petrol tipinden sadece bir tanesi, ama üç tane gösterge petrol tipinden birisi. Yani bunu atıyorum mesela şey gibi düşünsek, gıda sektöründen gem vuracak olsak, işte buğday var, işte elma var. Bunda Amerika içerisinde üretilen ve Amerika içerisinde tüketilen bir emtia olarak düşünebiliriz. Fakat ya şimdi WTI eksiye düştü de Brent'te, Dubai petrolü de halen pozitifte. Yani bu aslında sadece Amerika içerisinde olan Amerika'nın iç dinamikleri. Yani bunlar nedir? Mesela liberal sistem, liberal ekonomi sistemi. Çünkü mesela OPEC toplantısında kesinti yapacağız dediler. Ne kadar Evet. uygun, ne kadar uygulanmaz bilmiyorum, ama şimdi devlet eliyle siz karar verip kesinti yapabiliyorsunuz. Amerika'da böyle bir sistem yok. Yani hiçbir şekilde Senato ya da işte Trump, ya siz şu kadar üretin, siz bu kadar üretin diyemez. Dolayısıyla OPEC'in sağladığı regülasyonlara Amerika'nın ulaşması biraz daha acılı oluyor. Ne oluyor? İşte firmalar batacak. Üretim kendi eliyle değil, piyasa dinamikleriyle düşecek. Ve yine en sonunda üretim düşecek, ama bu sürede bir sürü insan işinden olacak. Şimdi bu aslında hem Amerika'ya etkisi var hem de dünyaya bir etkisi var anladığım kadarıyla bu krizin. Bu petrol fiyatlarındaki düşüşün ama Türkiye'ye nasıl bir etkisi var? Ya bize Daha çok, doğrusu Türkiye etkisi var mı? ya bize alakası olan bir şey değil. Ya bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela işte farz edelim tatlı patates. Yine şeyden örnek verdim, gıdadan örnek verdim. Oradan devam edeyim. Farz edelim tatlı patates sadece Amerika'da üretilen ve orada tüketilen bir ürün. Bunun fiyatının eksiye düşmüş olması, bizim burada tükettiğimiz buğdayın da yine eksiye gelecek manasında gelmez. Ha, tabii ki etkisi olacak ister istemez. Yani ortada bir zaten kelebek etkisi var. İşte muhtemelen benim tahminim Amerika'nın stratejik rezervlerini dolduracağı yönünde. Yani dolayısıyla işte Amerika'nın ithalatı azalacak. Amerika'nın ithalatı azalınca bu sefer normalde Amerika'ya satan üreticiler başka yere satmak isteyecekler. Fiyat kıracaklar. Petrol fiyatlarının düşüşü olarak bize yansıyacak. Ancak işte son programımızda da yine ifade etmiştim. Yani direkt çok düşük petrol fiyatları da dünya ekonomisi açısından iyi bir durum değil. Ve hani
Bu tamamen talep kırılması kaynaklı. Yani ne zaman insanlar yavaş yavaş normale dönmeye başlayacak, muhtemelen petrol piyasası da normale döner ama şu an temel problem volatilitenin, yani oynaklığın çok yüksek olması. Yani Ne gibi bir enteresan bir etkisi oluyor onun? ya işte bir günde eksi 40 dolar oluyor petrol. Yani şimdi dün 10 dolardı, 12 dolardı. Düşmeye başladı. Ben 4-5 doları gördüm. Eksiye dönecek dedim. O ara bir işte balkona çıktım, geri geldim, eksi olmuş. Bir 10 O dakika sonra kadar çok, tabii o tabii kadar hızlı. dün gerçekten her şey bir anda oldu. Yani şimdi eksi fiyat olan petrol tipleri oluyordu. Yani bu yaşanıyor. Şeyde falan da, elektrik sektöründe falan da zaman zaman yaşanan bir şey. Ya yani bunlar biraz şeyi ayırt etmek lazım. Bunların ne kadar sürdürülebilir olduğu. Yani işte mesela haber çıkıyor, işte Danimarka'da rüzgar santrali elektriği eksi fiyata satıyor. O işte biz niye santral kurmuyoruz falan. Şimdi bunlar ya bir anlık şeyle uzun süre şeyleri ayırt etmek lazım. Şu an bizim takip etmemiz gereken şeyler petrol piyasasında bu WTI, West Texas Intermediate petrolünün Haziran ve Temmuz kontratları. Mesela Haziran kontratı 20-25 dolardı. Bugün en son ben baktığımda 13 dolara kadar falan düşmüştü yanılmıyorsam. Yani eğer ileriye dair, şimdi mesela bir sene sonrasının, siz atıyorum bir sene sonra WTI tipi petrol alacaksanız Oklahoma Cushing'den teslim, bu şu an 32 dolar. Ancak işte ileriye doğru bir düşüş olursa bu kötü bir sinyal ekonomi adına. Ancak şu an yaşanılan kriz tamamen finans çevrelerinin olan biteni benim, yani en azından Amerika içerisinde söylüyorum, doğru analiz edememesi ve bundan dolayı kendilerini zarara sokmasından ibaret. Çünkü dünkü işlem hacmi de oldukça düşüktü. Yani siz şimdi şeyi düşünün. Mesela işte Türkiye borsasının işte çarşamba günü açık, yarım gün, sonra 3 gün kapalı. İşte çarşamba çok kritik bir gün olsun. Ve normal hacminin işte atıyorum onda biri kadar bir hacim görüyor. O zaman mesela öyle bir durumda borsanın tabanı bulması daha kolaydır. Yani aslında yine şeyde de dün o yaşanan şeyin temel sebeplerinden biri de bu da oldu. Ya dün aslında çok komplike, çok katmanlı ve hani çok beklenmedik bir olaydı. Yani bu çok şey şeklinde değerlendirmemek lazım. İşte ya petrol fiyatları çöktü, şöyle oldu, böyle oldu falan. Hayır, hiç öyle bir durum yok yani. Bir de tarihte ilk kez yaşanınca insanların da dikkatini çekti. Neden bu sert düşüş? Bir de bu kadar hızlı dalgalanmalar var sizin söylediğiniz gibi. Ama benim anladığım kadarıyla bu zaten Amerika'da çıkartılan ve Amerika'da tüketilen Aynen. dünyada çok az etkisi altına alan, yani etkileri bakımından çok az etkisi var, ama dediğiniz gibi kelebek etkisi olduğu için illaki birbirini etkiliyor. Şimdi biz daha önceki yayında da konuşmuştuk, ama ona da değineceğim çünkü ondan sonra bir gelişme oldu. OPEC krizi vardı Suudi Arabistan ve Rusya arasında, ama bir toplantı yapıldı geçtiğimiz günlerde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmenin olumlu geçtiğini ve krizin bir an önce çözülmesini istediğini dile getirdi. O görüşmeden siz bir uzman olarak ne çıkardınız? Bu OPEC krizi çözüme kavuşur mu? Ya işte sizle en son konuştuğumuzda liderlik krizinden bahsediyorduk. Evet. Hani ya bir, yani şimdi Putin ve Rus politikası bizim çevrelerde, bilhassa Türkiye'de, yani çok işte herkes çok seviyor her fırsatta övmeyi ama o zaman da söyledim, yani şimdi petrol marketinde Suudi Arabistan'ın etkisi tahmin edilenden çok çok daha fazla. Yani ya gerçekten dünya tarihinde çok fazla ekonomik krizden korumuştur Suudi Arabistan dünyayı. Şimdi orada Rusya'nın çok büyük bir hatası oldu. Biraz boyundan büyük bir işe kalkıştı. Trump da yine bir şekilde o ikinin arasından sıyrılıp liderlik koltuğuna, yani bu işe ben yön veriyorum mesajını da güzel bir şekilde verdi. Nasıl oldu? Rusya'nın hatası neydi? Ya Rusya biraz dev aynasında gördü kendini. Yani şimdi petrol piyasasının dinamikleri çok çok farklıdır ve hani ya Suudi Arabistan'ın üretim esnekliği çok yüksek. Yani ya Rusya biraz orada kendini dev aynasında gördü. Ve hani
Sonrasında Trump bir tweet attı. Ondan sonra petrol fiyatları zaten toparladı. Bu arada Trump'ın attığı tweetin de doğruluk ve uygulanabilirlik payı çok düşüktü. Ama artık yani öyle bir noktaya geldi ki volatilite yüzünden petrol fiyatları her şeye reaksiyon veriyor. Ve o gün %30 falan yükseldi. Sonuç olarak şu oldu. Şu an talepte çok ciddi bir düşüş var. Yani Evet. işte %20 civarı benim hesaplamalarıma göre. Ya bunlarla alakalı da farklı farklı hesaplamalar var. Yani bu talepteki düşüş de biraz tartışmalı ama petrol üretiminin azaltılması gerekiyordu. Amerika toplamda 20 milyon varillik bir üretim kısıntısından bahsetti. Ondan sonra bir şekilde toplantıda artık bir araya gelip anlaşmak zorunda kaldılar. Fakat Suudlar üretimi son anda arttırdılar son gün. Yani normal üretimleri 10 milyon varildi günlük. 12,3'e kadar çıkarttılar. Bu %23 inanılmaz bir rakam. Bunu yapabilme esnekliğine sahip olan başka bir üretici zaten yok. Yani benim Suudi Arabistan'ın öneminden bahsetmemin temel sebeplerinden biri de bu. Ondan sonra pazarlıkta kısma için limiti 11 milyona çekti. Yani normalde 10 milyon olsaydı, yani o son hamleyi yapmasaydı, 2 milyonluk bir yükseltme artışı yapmasaydı daha az piyasada yeri olacaktı ve o hamlesi sayesinde bunu 2 günlüğüne yaptılar. Yani 2 günde üretimi %23 arttırdılar. Ve pazar payını %15, %20 kadar yükseltmiş oldu Suudi Arabistan bu hamleyle. Sonuç olarak OPEC toplantısı sonucunda devasa bir kesinti kararı çıktı. Ancak yeterli olmadı. Sadece bir kart masajı diyebiliriz. Ondaki hesap da şu. İki parça daha kesinti olacak. Muhtemelen o günleri yani şey açısından görmeyiz. Biraz daha dinamikler değişir. Ancak yani Trump devreye girdi. Ben Rusya ile konuştum dedi. Arabistan'la konuştum dedi. İçeriye mesajı verdi, dışarıya mesajı verdi ve bir kart masajı yaptı petrol fiyatlarına. Ama bu krizdeki nedenlerden bir tanesi de koronavirüs aslında, değil mi? O süreci atlattıktan sonra belki bu kriz daha çabuk çözülebilir. Ya orada biraz şimdi şu dönem veri üzerinden analizdense biraz davranışsal analiz gerektiren bir durum. Yani davranışsal ekonomiye giren bir süreçteyiz. Ya şimdi her şey yarın normale dönse bile insanların tekrar hayata uyum sağlaması çok zaman Evet. alacak. Yani kesinlikle seyahatler azalacak. Restoranlar, hizmet sektörü ya çok çok fazla sektör bundan etkilenecek. Dolayısıyla yani zaten bunun normale dönmesi epey zaman alacak. Bir de yine konuştuğumuz gibi arzda çok ciddi bir fazlalık vardı. Ya Evet. dolayısıyla bir şekilde piyasa kendini dengeleyecek ama önemli olan bu süreçte minimum zararı almak. Yani bu Amerika içerisindeki bu kadar serbest sistem yani üreticilere, firmalara çok çok büyük zararlar veriyor. Yani bir yandan da işte Covid gündeminde de işte şeyi görüyoruz. Yani serbestliğin daha yüksek olduğu yerlerde daha zor kontrol altına alınırken biraz aslında totaliter bölgelerde bu tarz krizin daha rahat yönetildiğini görüyoruz. Yani bu ne kadar doğrudur, yanlıştır tartışılır tabii ki ama İşte Amerika'daki bu denli serbest piyasada ne kadar yararlı, onu da bence tartışması lazım. Bakalım bu kriz ne zaman son bulacak. Biz yine herhangi bir kriz olursa sizinle enerji uzmanı olarak bir araya gelir konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim. Sağ olun. İyi günler. Enerji uzmanı Volkan Aslanoğlu bizimle birlikteydi. Petrol krizinde yaşananları şöyle bir kısaca değerlendirdik. Burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.